Allah kifli affetti. Peygamber Efendimiz şöyle anlatıyor. Sizden öncekilerin arasında adına kifil denilen biri vardı. Bildiğinden şaşmayan, inatçı bir adamdı. Günün birinde kifil, ihtiyaçları için kıvranan çok fakir bir kadına 60 dinar verip kadından murat almak, ona yanaşmak istedi. Kadın, kifil kendisine yanaşmak istediğinde titreyerek ağlamaya başladı ve "Ya Rabbi, bu benim hiç işlemediğim bir günah. Bu günaha beni razı eden de yere batası fakirliğimdir" diyerek feryat etti. Bunun üzerine kifil, "Sen Allah korkusuyla ağlayan kadın, gözyaşların bana öğretmen. Bilesin ki ben Allah'tan korkmaya senden daha layık. Andolsun ki bundan böyle Allah'a hiç karşı gelmeyecek, ona hiç isyan etmeyeceğim." "Kardeşlerim, biliyorum hepiniz hayrettesiniz. Ben de peygamberle görüşene kadar kifli, kötü bir adam bilirdim. Ama kifli bir de ondan dinleyince bu duruma hiç şaşırmadım." O gece kifil öldü ve sabah kifilin kapısına gelenler bir yazıyla karşılaştılar. Allah kifili bağışladı, ona mağfiret etti. Halkın bu yazı karşısındaki şaşkınlığı, Allah o devrin peygamberine kifilin durumu hakkında vahiy yoluyla bilgi verene kadar geçmedi. Sonra anladılar ki kifil kendisine merhamet edilenlerden oldu. Kötü. Felaket. Saldırıya uğradık Yüce Efendimiz. 4 kaybımız var. Bırak ölenleri şimdi. Sen asıl altınlardan haber ver. Altınlara ne oldu? Çabuk söyle. Altınları kurtardık. Kuruşuna zarar gelmedi Yüce Kifil. Desene ya, yüreğime indirecektin. Hadi geçin de bir şeyler yiyin. İyi habere iyi ziyafet. Süleyman'ın evi buralardaymış. Biliyor musun? İşte orası. Kim bu ya? Hayırdır inşallah. Süleyman'ın evi burası mı? Sana sordum. Babam cihata gitti. Babanın arkadaşıyız. Beraberdik savaşırken. Babam nerede? Babamı gördünüz mü? Babam gelmeyecek mi? Babam ne zaman gelecek? Söylesene amca. Annenizi çağırın. Anne, babamın arkadaşları geldi. Evet. Babam nerede? Süleyman. Babamı niye getirmediniz? Çocukları içeri alsanız. Yani çok soru soruyorlar da. Diyeceklerimizi diyemiyoruz. Al kızım kardeşlerini içeri. Evet. Evet. Niye susuyorsunuz? Susmayın! Niye susuyorsunuz? Konuşsanıza susmayın!
konuşun. Kocan öldü değil. Niye susuyorsunuz? Süleyman yok artık. Öldü değil. Öldü değil. Yetim ve dul kaldınız deyin. Öldü mü Süleyman? Öldü mü? Öldü mü? Süleyman. Süleyman. Henna. Henna. Süleyman. Ağlama kızım. Henna kızım. Henna, kızım kendine gel yavrum. Süleyman. Kendine gel Henna. Süleyman. Tamam kızım, yeter yavrum. Ağlama, kendine gel. Tamam çocuğum. Henna kızım, aç gözlerini yavrum. Aç gözlerini. Henna, aç gözünü yavrum. Şahiye, sabahtan beri bekliyoruz. Teker teker, evet, bekliyoruz. Ne olur bir şeyler yapın. Tamam. Kifil Efendimizle sen görüşmemiz tamam lazım. Tamam, bekleyin burada. Bekleyin, bekleyin. Kuyruk uzuyor efendim. Bir yandan içeri alayım mı? Al bakalım. Gel bakayım. Dur, fazla yanaşma. Söyle bakalım derdini. Şey, biraz borç isteyecektim. Ne kadar? 100 dinar. Neyine güvenerek istiyorsun bu kadar parayı? Kendi gücümle çalışıp ödeyeceğim bu parayı. Kendi gücünle mi? İmkansız desene şuna. Kaç kere söyledim böyle çulsuzları içeri alma diye. Çıkar bu adamı dışarı çabuk. Sana söyledim. Efendim yanlış anlamayın ama bence de kendisi ödeyebilir. Çünkü yetişkin üç oğlu, evlilik çağında bir kızı var. Şunu baştan söylesenize. Ne zaman ödeyeceksin borcunu? 1 yıl sonra. Süre çok uzun. 100%'e 100% alırım. Ödeyemezsen oğullarını köle, kızını cari olarak alırım, haberin olsun. Başka çare yok mudur? Yazık ki yoktur. Aklın yattıysa çabuk karar ver. Yoksa cayarım ha. Tamam, tamam, tamam. Hallet. Sıradaki gelsin. Sen ne istiyorsun? Borcumu ödemeye geldim. Ama şey... Buyurun 99 dinar. Faizden 1 dinar eksik. Onu da yarın öderim. Olmaz. Adın nedir senin? Enua. Bir de kızmak ha? Alırken secdeye kapanırsınız, verirken efelenirsiniz. Şimdi görürsünüz. Efelenirsin ha? Damgalandın. Kızı varmış. Götürün bu adamı. Kızını getirene kadar günde 3 öğün dayak atın. Asker! Çok acıktım. Ben de.
Ne zaman yemek yiyeceğiz? Evet, acıktık anne. Ah Süleyman, gördün mü? Bıraktığım paralar 3 ay bile yetmedi. Ben de sizi yavrum. Yavrularım. Hadi vur buna, vur. Öyle değil oğlum, al sonu. Al. Baba çabuk geleceğim. Tamam çocuklar, geleceğim. Geleceğim yavrularım, bekleyin. Bekleyin. Yapma Henna. Seni böyle üzüntülü bırakmak, hep böyle hatırlamak istemiyorum. Beni anlıyorsun değil mi? 1 ay, bilemedin 2 ay, sık dişini. Göreceksin bak. Döndüğümde rahatlayacağız. Bir daha yoksulluk yok. Bol para, ipekli elbiselerle döneceğim. Yavrularım da tadını bilmediği meyveler ve yiyeceklerle döneceğim. Tasa etme. Sağ salim dön yeter ki. Bir şey istemem ben. Çocuklarımı babasız koyma. Allah'a emanet ol. Sağlıcakla git. Sağlıcakla gel. Allah yolunu açık etsin. Güle güle baba. Çabuk gel baba. Ne zaman yemek yiyeceğiz? Çok açım anne. Ne pişirdin anne? Hep su mu içeceğiz? Ben su içmek istemiyorum. Ben acıktım. Ben de su içmekten bıktım. İçimiz dışımız su oldu anne. Bunu bulamayanlar var kızım. Buna da şükür. Ne pişireceksin anne? Evet anne, ne pişireceksin? Çok açım. Karnım gurulduyor. Memleketinin acem mülkünün malları bunlar. İpekler satenler dokumalar. Üzüme bak üzüme. Hint mihracısı hep bunlardan üzüme. Yer. Üzüme bak üzüme. Gel çöpü elbise yap üzüme. Fistan yap. Erkeğinin gönlünü kap. Acem mülkünün malları bunlar. Gel gel gel. Nerelerden getirdik bunları, nerelerden? Aşkı tezgaha bak. Acem sultanının elbisesi bu kumaştan yapıldı. Gel gör. Elbise yap, fistan yap. Acem sultanının elbisesi bu kumaştan yapıldı abla. Mavisi var, sarısı var, moru var. Bir de şuna bakın, Hint miracısı hep bunu giyer. Alıcı değil, satıcıyım. Ben de satıcıyım. Hadi, hadi başka kapıyı. Hint'ten maçından gelmiş kumaşım var. Bir baksaydınız. Ya, ya başka kapıya dedim ya. Saf ipek. Dokunmaya kıyamazsınız. Madem ısrar ediyorsun, bir bakayım. Acıdı mı haliniz? Aman Allah'ım, saf ipek bu. Buraların kumaşı değil bu. Nereden aldınız bunu? Kocamdan hediye. Deryaları aşarak gelmişti. Ha, öyle mi? Tüccar mı kocanız? Bak uzatma da alacaksan al. Çocuklarım evde aç, beni bekliyor.
değersiz bir kumaş. Yani işiniz gelirsin diye hadi 5 dinar vereyim. Kocam da ne diyor? Kocam bana hiç yalan söylemedi. Dürüst olun, 10 dinardan aşağı vermem. 7 dinar vereyim, bitirelim şu işi. Madem sabilerine bir şey alacakmışsın, sadakam olur benim. Çocuklar da sevinir böylece. Bu ipeğin kıymetinin ne kadar olduğunu biliyorum. Başka esnafa da göstereyim. Tamam gel. 10 dinar olsun. Sırf halini acıdığım için. Dul bir kadına benziyorsun. Salak karı. 50 dinar istesen yine verir. Kaçırılır mı bu? Saf ipek be. Kifil, tam sana göre bir kumaş buldum. Ucuza vereceğim ama. 1000 dinar. Gel bir gör kumaşı. Buyurun hanım. Hayırlı işler olsun komşu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel karpuzum var, vereyim mi? Yok. Üzümle patlıcan alacağım. Tamam. Sarısı da var, yeşili de var. Afiyet olsun komşum. Sağ ol. Gel. Çekil önümden be adam. Sarısı var, mavisi var. Sana çekil dedim. Emredilecek film. Öğren bakalım bu kadın kimin nesi? Tamam efendim. Buyur komşu. Çocuklar nerede? Karınları doyunca oyuna daldılar. Çocuk bu. Aç olunca ağlar, tok olunca oynar. Ya anaları ne yapsın? Ne yapacakmışım? Kocasız erkeksiz diyorum, tek başına. Yalnızlık zor, hele hele gençlikte. Üçümüz değilim çok şükür. Geçimimiz yolunda olsa başka ne isterim? Boğaz bu. Kuru ekmek de olsa kursak da olmak ister. Hele bu çocuklara gel de anlat. Allah kolaylık versin. Bir süre rahmetlinin bıraktığı parayla idare ettik. Ama hazıra daha dayanmıyor. En son parasız kalınca ondan yadigar ipek kumaşları sattım. Sen de sırtını bir dağa daya. Kimsem yok ki. Allah'ım ne bitmez çilem varmış. Öf be kızım. Vallahi ben senin yerinde olsam hemen evlenirdim. Bazen aklımdan geçmiyor değil. Sırf çocukların rahatı için. Açlıktan kurtulsunlar. Boğazlarından lokma geçsin. Karınları doysun. Ama... Aklına şaşayım. Bu güzellikle boşuna yokluk çekiyorsun. Haberin olsun. Birisi sana talip biliyor musun? Bizden geçti. 3 evladım var benim. İyi, efendi bir adam. Adı Selman. Belki tanırsın. Uzaktan akrabamız olur. Sık sık bize gelir gider. Şu iri yarı olan adam mı? Hı hı. Dedim ya benden geçti. Hem biraz yaşlıca değil mi o? Aman kızım, kart mart. Erkekte yaş mı aranır? Sen rahatına bakacaksın. Öncelikle çocuklarını düşün. Kifil kadar değilse de oldukça zengin sayılır. Hem hiç evlenmemiş biliyor musun? Sustuğuna göre kabul ediyorsun yani. Hemen haber vereyim öyleyse. Dur komşu. Kabul edemem. Çocuklarımı üvey baba eline nasıl teslim ederim? Rahmetli mezardan çıkıp... Çocuklarına babalık, sana da kocalık mı yapacak? Aklını başına topla kızım. Kaçırma bu kısmeti. Hiç değilse birkaç gün düşüneyim. Bak, böyle işler uzatmaya gelmez.
Kısmet kuşunun hangi dala konacağı belli olmaz. Anne, karnım aç. Al kızım. Kuru bu. Yemeyeceğim işte. Hala düşünmek mi istiyorsun? Kabul değil mi? Gidip müjdeyi vereyim bari. Komşu. Kifilin korkusundan herkes titrerken ben bir güzele köle oldum. Kadının adı Henna. 3 çocuğu var. Olsun. Yeter ki benim olsun. Yalnız haberler kötü. O kadını istiyorum. Kocasının koynunda olsa bile istiyorum. Dul yüce kifil. Kocası gebermiş. İyi. Sevindim. Bak şunlara. İyi bak Kahya. Altının açamayacağı kapı var mı? Kötü haber şu yüce kifil. Henne'ye sizden önce talip olmuş biri var. Birkaç gün içinde demirci Selman'la evlenecek. Yüce kifil mi? Gönlümdekini Selman'a mı kaptıracağım? Gidiyoruz. Dünyayı başına yıkarım eğer gerek. Kan dökülecekse ona da varım. Anladın mı? Anladın mı? Yüce kifil, siz de biliyorsunuz ki Selman parayla kandırılacak, kanla korkutulacak biri değil. Ne demek istiyorsun sen? Sarhoş olduğunuz için düşünemiyorsunuz. Ben bu akılları sizden öğrendim Yüce kifil. Fitne çıkartmak lazım o zaman. Karıştırırsan kaymağını getirirsin. Bana yezleri bul. Çabuk. Emredersiniz. Selman, versene yüz görümlüğünü. Oğlum, hadi. Sana layık bir koca olmaya çalışacağım. Bu nişan edeyim. Düğün için fazla beklemeyin. Yılda ancak bir çift kuş dengini bulunmuş. Siz de o kumrular gibi olursunuz inşallah. Bir yastıkta kocayı. Kızım. Yüzün gülsün. Hiç olmasa çocuklarına babalık edecek biri var evinde. Öyle. Düğünü ne zaman yapalım? Bir gelin için bir kere düğün yapılır. Benim düğünüm olmuştu. Utanıyor. Öyle ya.
3 çocuklu kadının düğünü olur mu? Şahitleri hazırlar, töreni birkaç gün içinde yaparız. Gelin çocuklar. Bakın babanız size ne verir. Al, bu da senin için. Bu da senin. Tatlı tatlı yiyin. Sen Demirci Selman'ın peşindesin, ben Henna'ya tutkunum. Selman evlenince ikimiz de avucumuzu yalayacağız. İstersen erkeğini yeniden kazanabilirsin. Keşke ama artık mümkün değil Yüce Kifil. Selman düğün hazırlıklarına başladı bile. Henüz her şey bitmiş değil. Birçok kadını kocasının koynundan, bir sürü yavruyu anasının bağrından kopardık. Ne bu? Para. Dediklerimi yaparsan bu ikizi de senin olur. Bir taşla iki kuş vuracağız. Sen Selman'la kavuşacaksın. Ben de Enna'nın gül kokulu koynuna gireceğim. Düğününe çağırmazsın beni sanırım. Nedenmiş o? Henna'ya görücü gittiğinden haberimiz olmadı. Gizli kapaklı bir şeyler çevirmişsiniz. Kırılacağını, üzüleceğini düşündüm. Eskiden beri seninle evlenmek istediğimi biliyorsun. Çocukluğumdan beri aşığım sana. Bu yüzden mi sakladın? Evet. Sıkılıyorsun belki, ayak bağı olduğumu düşünüyorsun. Ama sana bir şey haber vermeye geldim. Ne diyeceksen de. İffetli, namuslu bildiğin Henna, sağlam pabuç değil. Burada koynunu almadığı adam kalmadı. Kedi uzanamadı, ciğere mundar der. Benden söylemesi. Senin bildiğini biz neden duymadık? Kulaklarımıza kurşun mu döküldü? Erkek milleti işte. Evden işe, işten eve. Bir meclise girdiğin mi var? Seni bir yellozdan kurtarayım dedim. Bir iki gece Henna'nın evinin önünde pusuya yatarsın. Merak ettiğini öğrenirsin. Aa, tabii boynuz kafama ağır gelmez dersen sen bilirsin. Aferin. Selman iğne yutmuş ip gibi dolaşır şimdi. Öyle. Kuşku ruhu yer bitirir. Şimdi de iftira tohumu atalım ortalığa biraz. Gör bak neler olacak. Adam mısın sen? Babası böyle değildi. Ya ya. Selman yakıştı mı sana bu? Selman, boynuzların çıkmış. Bu işi başar, bu da senin. Siz o iş olmuş bir iki fil. Yalnız... Enna'nın saçının teline dokunursan derini yüzerim. Seni tanıyacak olursa, yüzünü ona gösterirsen bir çuval inciri berbat edersin.
Karda yürürüm, izimi belli etmem. Ben her oyunu sizden öğrendim Yüceki Fil. Siz kurtsanız ben tilki oldum. Ya bırak, işine bak. Ah Rebecca, benim için seçtiğin kadın hakkında söylenenleri bir bilsen. Kasabada kandilini üflemeyen adam kalmamış. Bunca yıllık komşum hem de iffetli kadındır. Sen uyu bakalım. Saman altından su yürüten kadınlardan o. İftira atma. Henne'den şüphem yok. Çirkef bir kadın için aracı olur muyum ben? Henne sağlam kumaştır. Kocası öleli aylar oldu. Kendinden başka üç boğaz nasıl doyuyor? Dara düşünce evindeki eşyaları sattı. Kocam gözüyle gördü. Konuşsana be adam. Milletin ağzı torba değil ki. Günahını alıyorlar garibin. Öyle sanın. Bu gece buraya neden geldim sanıyorsunuz? Eğer varsa öyle bir şey, bekleyip görürüz. İrmiya peygamber şehri yanmış yıkılmış bulmuş. O bizim peygamberimiz mi? Evet kızım. Sonra ne olmuş? Bir zamanlar insanların karınca gibi dolaştığı, yaşadığı evlerin, sokakların tekrar eski halinde olmasını Allah'tan dilemiş. Sonra da uyumuş. İrmiya peygamber uyandığında o mamur şehri harabe görmüş. Bir gecede nasıl oldu bu iş diye hayret etmiş. Oysa İrmiya peygamber bir gece değil 100 yıl uyumuş. Aslında Allah tarafından uyutulmuş. Allah'ın kudretiyle sepetindeki incir ve üzüm taze haline döndüğü gibi eşeğinin de etlendiğini, kanlandığını gördü ve şükretti. Gördünüz mü? Evet. Dedim ben size. Aman Allah'ım. Değmez bir yosma için. Yok ben duramam. Bu kanıma dokunuyor. O zaman hep birlikte gidelim. Hadi. İşte burada. Dur kaçma. Seni ırz düşmanı. Bildin mi? Kimdi? Nerede? Sorarız Henna. Aç kapıyı! Aç diyorum! Aç! Evine adam alıyorsun he? Çocuklarından utan. Mahallenin yüz karası. Kim? Ben mi? Ne diyorsun? Gözümle gördüm. Bir de inkar ha?
Beni evlenmeden boynuzladın. İftira etme. Konuşma diyorum sana. Abi, anne. Rebecca, anne. Gör işte bana anne, bulduğun anne, kadını. Anne. Ne oldu sana? Anne. Az daha bir kocası olacak. Gidiyoruz. Sana merhamet ettim. Hem kendini rezil ettin hem bizi. Tuh sana. Allah'ım, nedir bu başıma gelenler? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Allah'ım! Allah'ım sen beni ödedikleri şeylerden koru. Koru ya Rabbim, kol kanat ol çocuklarıma. Baba diyecektik. Ne biçim adam bu? Pis adam. Hiç sevmiyorum onu. Tamam geçti. Karnımız aç anne. Tamam. Siz uslu uslu oturun. Ben fırından ekmek alıp geleyim olur mu? Hemen geliyorum. Herkese şapur şupur. Anlamadım. Benim neyim eksik? Terbiyesiz. Benim neyim eksik? Allah belanı versin senin. Ne oldu? Ekmeği beğenmedi manyak. Nimet bu be. Beğenmezsen sürünürsün böyle. Tamam anladım. Hesap sorucudur. Sakın isyan etme, sabırlı ol.
umudunu yitirme. Bu dünyanın nimeti az, külfeti ağırdır kızım. Allah sabredenlerle beraberdir. Sen çıktı. Gel öyleyse. Evden çıktı efendim. Tam istediğiniz gibi. Çocuklar da yanında. Her şey gözünün önünde olacağı için kolay inanır. Sizden haber bekliyoruz. Nasıl isterseniz öyle yaparız. Demek öyle. Çok güzel. Bunu ele geçirmenin tam sırası. Şimdi anlatacaklarımı başarıyla uygularsan seni ihya ederim. Nasıl yani? Dinle bak. Her işin başı plan. Şimdi. Ver elini.
odaya ne? Yavrumu çaldılar. Yalvarırım. Yalvarırım. Bulun onu. Bulun. Ne? Yavrum benim, sana bir şey olacak diye o kadar korktum ki. Bir şey yok değil mi? Yok anne. Annem benim. Yesene acı, hadi ye. Karnım aç. Hadi benim gibi ye. Ama hepsini ben bitireceğim. Ben de bunu yerim. Emredin Yüce Kifil. Al şu çocukları bir güzel doyur. Emredersiniz Yüce Kifil. Gelin bakın çocuklar. Karnınızı doyuralım siz. Nefis yemekler var hadi. Aç şu çocukların karnını güzelce doyur bakalım. İyiliklerinizin altında eziliyorum. Nasıl altından kalkarım bilmiyorum. Borcumu ödeyebilecek bir imkanım olursa ödemek isterim. Sahip oldukların da borcunu öder, öteye bile geçersin. Altın tutkusundan vazgeçemem sanırdım. Ama senin aşkın hepsinin üstüne çıktı. Dünyadaki her şey gibi sen de benim olacaksın. Sen de benim olacaksın. Her şey gibi. Demek pusu kurdun. Plan yaptın. Oyuna getirecektin. Bu tuzağa düşeceğimi mi sandın? Herkes sana Yüce Kifil diyor. Püf senin sıfatına. Ahlaksız, rezil, aşağılık. Çekil önümden. Irz düşmanı. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Beğenmediysen kardeşine ver. O hemen yutar. Dök kızım. Hadi alın bakalım çocuklar. Elmalar bunlar benim. Bunlar hepsi sizin. Yiyin. Sucuk. Muz. Alın alın çekilme. Aa, muz, bal, helva, elma. Hepsi sizin. Yaşasın. Yaşasın. İyi. Susun bakayım. Aklına şaşır. Evet, öyle. Derdiniz ne? Bize efendimiz kifil gönderdi. Sizden çok özür diliyorum. Bu hediyeleri kabul buyurmanızı rica ediyorum. Evet. Kabul etmenizi rica ediyorum. Efendimiz kifil çok yardımsever ve merhametlidir. İyi niyetlidir. Kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Getirdiklerinizi ihtiyaç sahiplerine dağıtın. Kadın, kadın. Aklını başına topla. Açlıktan nefesiniz kokuyor. Bak kopellerine nasıl saldırıyorlar meyvelere. Hediye dedik. Bir beklentisi yok efendimizin. İstemiyorum. Anne ne oluyor? İstemiyorum. Kifle söyleyin hediyesini başına çalsın. Oo, hem kel hem fudul. Defolun. Defolun. Ne yaptık ki? Yürüyün. Hadi hadi. Hadi. Defolun dedim size. Ne bela bir hadi. Yürü. Yürü. Reziller. Gittiler. Meyveler de helvalar da gitti. Anne niye böyle yaptın? Ne o? Parayı beğenmedin mi? Çok az verdiniz.
İşine gelirse bu eşyaların üzerine kar koymadan satacağım. 4 ekmek parası verin bari. Para basmıyorum, işine gelirse. Teklifimi kabul et, tüm servetimi sereyim önüne. Çoluk çocuğun da rahat eder. Çocuklarıma rahatlık yerine iffet vermeyi tercih ederim. Çekil önümden. Senin iyiliğin için tek çıkar yol bu. Sonunda benim olacaksın. Durun bakayım, durun. Aç gözlük etmeyin. Bir lokma da olsa hep birlikte yenecek, tamam mı? Canımız çekti anne ya. Sofra kurulsun kızım öyle. Kardeşiniz nerede? Sare kusuyor, yiyemez. Kusuyor mu? Sare? Anne, çok üşüyorum anne. Ateşin de var. Cayır cayır yanıyorsun. Gel, sırtıma bin. Hekime gidelim. Kardeşiniz çok hasta. Tamam, hekime gidiyoruz biz. Aç kızım kapıyı. Sakın kapıyı benden başka kimseye açmayın, tamam mı? Olur, tamam. Olur. Tamam. Gitme anne. Aferin. Hekim efendi. Hekim efendi. Sen en nasıl? Hekim efendi, çocuğum çok hasta. Havale geçiriyor. Bakmayacak mısınız? Bir şeyler yapın. Yapamam. Neden? Hekim değil misiniz? Kifil bütün bildiklerimi unutturdu bana. Enna'nın çocuklarına bakma dedi. Benim de çocuklarım var. Hem de 2 tane. İlaç da mı vermeyeceksiniz hekim efendi? Kiflin gazabından korkarım. Kiflin gazabından korkacağına Allah'ın gazabından kork. Basması bile haram. Ya ya haram. Evlatlarım. Evlatlarım. Evlatlarıma bir şey mi oldu? Şimdi mi aklına geldi evlat? Yavrularım. Sonunda geldi. Evlatlarıma bir şey mi oldu? Evlatlarıma bir şey mi oldu? Evlatların iyi. Karınlar da doymuş. Sana bir şey olmasın. Beni rahat bırakın. Rahat bırakın bizi. Defolun! Defolun! Defolun, rahat bırakın bizi! Gelmeyin bir daha! Gelmeyin! Bırak bu göstermelik hareketleri. Evlatlarım evlatlarım diyerek bize namusluluk taslama. Senin ne mal olduğunu burada herkes biliyor. Çevirmediğim fırıldak kalmadı. İftiracı! Bunlar hep senin başının altından çıkıyor! İftira! İftira, inanmayın! İftira ediyor! İftira ediyor! Yalan mı? Kapının önü yol geçen hanına döndü. Heh, komşular da şahit. Pencereden atlayan mı istersin, bacadan giren mi istersin? İftira, yalan, yalan! Allah'tan korkun! Bu laflarınız döner, diliniz kurur! Allah'tan korkun! Utanmaz, rezil. Bir de beddua ediyor. Mahallenin... Utanmaz, rezil. Adil. Durun! Durun! Ne yapıyorsunuz be?
Atın bakayım taşları. Atın. Hadi defolun. Yürüyün hepiniz. Bırakın taşları. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Dağılın. Kifil efendime dua et. Sana ilgisi olmazsa kıyma yaparlar seni. Erkekleri evine almasını biliyorsun ama. Göreceksin sen gününü. Allah'ım, bana değil çocuklarım acı. Sareme acı. Artık tahammülüm kalmadı. Kalmadı. Sabrım kalmadı. Al kızım, helalinden yiyin. Onlar bilmiyorlar. Allah hesap sorucudur. Sakın isyan etme, sabırlı ol. Umudunu yitirme. Bu dünyanın nimeti az, külfeti ağırdır kızım. Allah sabredenlerle beraberdir. Her karanlığın bir aydınlığı vardır kızım. Sabırlı ol. Ne olursa olsun sabretmeliyim. Ben anneyim. Bir şeyler yapabilirim. Allah'ın şifasını verecektir. Allah aşkına. Bak. Selman'dan nişan hediyesi. Ben arayı düzelttim. Çak 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 ç
yüzünden bağışladığın için. Beni yavrularımla imtihan etme. Beni doğru yoldan ayırma Allah'ım, ne olur. Anne. Kızım. Hiç ateşin yok. Anne acıktım. Hemen. Hemen kızım. Al bakayım. Anne çok sert bu. Kolayı var kızım. Onu şimdi ben bir ıslatırım. Yumuşacık pamuk gibi olur. Biraz beklesin. Tamam, öyle ye. Gel. Otur kızım. Gel bakalım. Ah, mis gibi kokuyor. Hiç yiyecek kalmadı. Şimdi ötekiler de gelir açız diye tuttururlar. Satınca ne yapacağız? Allah büyük. Bak bak, henna geliyor. Kefil de bu yandan geliyor. Aa, ne oluyor? Niye durdular? Pazar yerine değil mi? Bir gün satacak hiçbir şeyin kalmayınca ne yapacaksın bakalım? İnat etme Henna. Kimse bana hayır demedi. Zenginlik, rahatlık seni bekliyor. Sadece benim olmayı kabul et. Bir gün diğerleri gibi sen de ayaklarıma kapanacaksın. Ayaklarıma kapanacaksın. Zorgat'ı yedi, bak nasıl da gitti.
Geliyorum, getiriyorum. Kızım şu kaşıkları versene. Yakup gel oğlum. Al kızım. Al oğlum. Hadi bakalım yiyin. Anne ne bu? Yemek yavrum, yiyin hadi. Ekmek yok mu? Bununla da doyarsınız. Ben bundan yemem. Ben de yemeyeceğim. Kızım sen ye bari. Öf! Neden yemiyorsunuz? Açlıktan ölecek misiniz? Yiyeceksiniz. Ne güzel mis gibi. Al. Yemeyeceğim. Oğlum sen ye bari. Ölsem bile yemeyeceğim. İyi ölün o zaman. Aç ağzını. Yemeyeceğim. Aç ağzını. Yiyeceksiniz. Ye. Yapamayacağım. Hadi, hadi, hadi. Ne yüzle geldin kapıma? Hadi, ağzımı bozmadan bas git. Tamam, ben kötüyüm. Ama yavrularımın suçu ne? Merhamet edin. Yavrularım günlerdir aç. Açlıktan ölecekler. Ne olur bir parça ekmek, bir kap yemek. Ekmek verip de evimin bereketini kaçırmam. Kimin koynundan kalktıysan git o versin, ondan iste. Ya Rabbi, hani sen yarattığın her şeyin rızkını verirdin. Benim rızkımı kestiysen onlarınki nerede? Nefesimden bir nefes kaldıysa yavrularıma ver. Rabbim, rızkımdan bir zerre bıraktıysan yavrularıma ver. Açlıkla canımızı alma ya Rabbi. Acıkmam geçti anne. Karnım tok artık. Melekler bana yemek uzatıyor anne. Ölüme gidenler acıkmazlarmış yavrularım. Neden onu anne? Hiç yavrum. Hiç. İsyan etme. Sabırlı ol. Umudunu yitirme. Her karanlığın bir aydınlığı vardır. Karanlıksa karanlık. Aydınlıksa aydınlık. Ya Rabbi, affet.
Ben de sana geliyordum. Gel. Alacağını al. Hastalık mı var bu evde? Bu çocuklar çöp gibi kalmış. Tokaç'ın halinden anlamaz. Açlık en çaresiz hastalıktan bile daha betermiş. Su bile içecek mecalleri kalmadı. Göz göre göre ölüyorlar. Satacak bir şeyim kalmadı. Hala var. Niçin bana gelmedin? Korktuğum için. Ama şimdi çok uzattık. Çocuklar açlıktan son nefesini vermek üzere. Ne yapacaksak yapalım. Ücreti peşin mi ödüyorsun? Yiyecek bir şeyler al. Çocuklarını doyur. Çocuklarını hekime göster. Bunu sen mi söylüyorsun? Ne var bunda? Senin neşeli olman için yani. Belki ağlamanı keser. Bir an sandım ki insanlaştın. Ne duruyorsun? Ama sen ağlarken nasıl olur? Razı değil misin? Katlandığım şeyden Allah'a sığınırım. Senin de bir kerecik Allah'tan korkmanı ne kadar isterdim. Bu kadar sefilken, her şeyini kaybetmişken, çocukların açlıktan ölümün eşiğindeyken hala Allah'tan mı korkuyorsun? Evet. Kocanı, ağız tadını, mutluluğunu, geçimini elinden alan Allah'a mı ağlıyorsun? Evet. Ona hiçbir borcun yokken hala ağlıyorsun ha? Evet. Sus ey kadın. Sana düşen artık ondan korkup ağlamak değil, onu sevmek. Ondan korkup ağlamaksa, bırak bunca zenginlik içinde hesap veremeyecek olan ben ağlayayım. Bundan sonra her şeyimi dağıtsam, durmadan ağlayıp tövbe etsem, Allah beni affeder mi? Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Tövbeleri çabuk kabul edendir. Öyleyse tövbeye geç kalmayayım. Bir an önce onun için dağıtmaya başlayayım. Dur. Borcum ne olacak? Borç mu? Ne borcu? Thank you.
Kifil. 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 Kifilin anlamı nedir bilir misin? Bütün alacaklarımdan vazgeçiyorum. Borç senetlerini en güvenli iki şahidin gözleri önünde yakıyorum. Artık kimsenin bana borcu yoktur. Ayrıca bundan böyle ben sağ olayım olmayayım, yetim olsun dul olsun, kim benden bir alacak talep ederse sorgusuz sualsiz verilecektir. Konağımdaki tüm köleleri azat ettim. Son olarak Henna adlı kadın ve çocukları kollanıp gözetilecek. Onların ömür boyu nafakaları tarafımızdan sağlanacak. Bütün bunlar bir kağıda yazılıp şahitlere ve bana imzalatılacak. Diyeceklerim bu kadardır. Rabbimizin hangi amelimizle bizi affedeceğini nereden bilelim? Nasip et ya Rabbi. Amin. Tövbe ediyorum. Affet. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Süt bir daha nasıl memeye geri dönmezse ben de günaha dönmeyeceğim. Tövbe ediyorum. Affet ya Rabbi. Nasip et ya Rabbi. Affet ya Rabbi. Nasibet Allah'ım. Allah'ım affet. Günahlarımı affet Allah'ım. Nasibet ya Rabbim. Affet Allah'ım. Günahlarımı affet. Affet Allah'ım. Nasibet. Nasibet ya Rabbim. Nasibet. Affet Allah'ım. Günahlarımı affet Allah'ım. Nasibet Allah'ım. Affet beni ya Rabbim. Günahlarımı affet. Affet bu günahkar kulunu. Affet Allah'ım. Nasip et ya Rabbim. Günahlarımı affet. Affet beni Allah'ım. Nasip et ya Rabbim. Nasip et Allah'ım. Günahlarımı affet. Affet beni. Yüce kifil, ulu efendimiz. Biri evin üzerine Allah kifili affetti diye yazmış. Siz mi yazdırdınız? Yüce kifil. Efendimiz. Ulu kifil. Yüce kifil.
İşte Giflin insana ibret olacak ve Allah'ın sonsuz merhametini gösteren hikayesi budur. Peygamber İrmiya diyor ki, İnsan demek kusur, noksan demek. Yoksa kul olduğu nereden anlaşılacak? Ama halis tövbe eder, o günahlarını terk ederse Yüce Allah kullarına karşı merhamet sahibidir, affedicidir. Kiflin bu ibretlik hikayesi geleceğin son peygamberi tarafından nesillere anlatılarak Kifli affeden Allah'ın bütün kullarına merhameti bildirilecektir. Allah Kifli'nin günahlarını affetti. Çünkü o içten samimi tövbe etti. Allah diyor ki, pişmanlıkla kapıma geleni geri çevirmem. Bir daha geri dönmemek üzere günahlarınızla tövbe ederseniz Allah sonsuz merhamet sahibidir. Nasıl ki memeden çıkan süt bir daha geri dönmezse samimi tövbe eden de bir daha günaha dönmez. İçten tövbe edeni de Allah affeder. İşte bunun için Allah içten tövbe eden Kiflin günahlarını affetti. Kardeşlerim, şimdi ne düşünüyorsunuz? Ona hakkınızı helal ettiniz mi? Helal olsun.